Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, bugün yine dördüncü cilt Ettaç El Cami'u lil Usul fi Ehadisir Resul kitabından kitabı tefsire devam ediyoruz. Yani ne demek? Değişik surelerden bazı ayetlerin hadislerle tefsiri. Bugün ahkam ayetlerine başlayacağız. Yani hukuki hükümler ifade eden ayetlere. Ha, bunu niye açıyorsun, onu niye açıyorsun? Yine buraya geçeceğim ben. Çünkü bunun PDF'i bulamadım. Ha, anladım, anladım. O zaman güzel. Takip edemiyorum. Tamam, güzel, güzel, güzel. İyi. Bakalım hangi ayet bugün? An İbn Abbasin radıyallahu anhu kale. Demiş ki, Kâne fî beni İsraîle el-kısâsû. İsrailoğullarında kısas cezası vardı. Öldüren öldürülür, kesen kesilir. وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَتُ Diyet yoktu onlarda. Yani kan tazminatı. فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالَى لِهَذِي الْاُمَّةِ Ama ümmeti Muhammed'e Cenab-ı Hak şöyle buyurdu. Diyet buyurdu. Hem kısas hem diyet. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey iman edenler! كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِسَاسُ Yani size kısas fil katla, adam öldürmelerde kısas farz kılındı. El hurru bil hurri, hüre hür. Vel abdu bil abdi, köleye köle. Yalnız bu illa hüre köle yok diye bir kaide yok. Hmm. Bu sadece bir ifade. Vel unsa bil unsa, yani kadına karşılık kadın. Aynı şekilde erkeğe karşılık kadın. Femen ufiye lehu min ahihi şeyun. Ama kime ki kardeşinden dolayı bir şey affedilirse, yani kısas affedilirse. Fel afu, afiyu demek en yakbelet diyete fil amdi. Kasten adam öldürmede diyeti kabul etmek demek. Fettibaun bil maruf. O zaman şeriata ve örfe ne uyuyorsa ona uyacaksın. Ve edaun ilahi bi ihsanin. Ve en güzel şekilde de diyetini ödeyeceksin. Yettebi'u bil ma'rufi, ma'rufa uyacak. Kim? Biliyorsunuz, maktulün velisi istemesi üzerine. Öyle değil mi? Yani bir sıkıntı çıkarmayacak. Ve yu'eddi lehu bi ihsan. İyilikle de neyi? Diyeti ödeyecek. Zalike, bu durum, Beni İsrail'de yokmuş bu. Bu durum. Tehfifun min rabbikum ve rahmetun. Ümmeti Muhammed için Rabbinizden size bir hafiflendirmedir. Yani hafifletmiş, hafifletici durum. Ve merhamet. Mimma kütübe alâ men kâne kablekum. Sizden önce ki ümmetlere farz kılınana göre. Femen yetedâ bâde dâlike. Bütün bu hükümlerden sonra kim Allah'ın hükümlerini tecavüz ederse felehu azâbun elîm. Yani ne demek? Onun için acıklı bir azap vardır. Hadise bu kadar basit. Bakalım nasıl ifadelerle açıklamış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu. An Enes'in radıyallahu anhu enne Rubeyyi'a bu Rubeyyi' dediği Enes İbni Malik'in halası olan Bintün Nadır'mış. Ammetehu yani Enes'in halası Kesarat seniyyete cariyetin. Yani cariyesinin ön dişini kırmış. Kırmış bayağı. Ön dişini kırmış. Fetalebu ileyhel affe feebev. Affini talep etmişler ama yani halası için ama kabul etmemişler. Fe'aradul erşe feebev. Yani diyet ödeyelim demişler. Erş biliyorsun. Katlil değil de azalar için ve vücutta yaralamalar için olan diyete erş diyoruz. Yani diyet takdim etmişler ama feebev. Kabul etmemişler, reddetmişler. Feetev Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ebev illel kısase. Resulullah'a gelmişler, illa kısas diye diretmişler. İlla kısas diye diretmişler. فَاَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ بِالْكِسَاسِ Bunun üzerine kısasla emretmiş Resulullah. فَقَالَ اَنَسُ بْنُ النَّدْرِ Bu Nadr'ın oğlu Enes, yani Nadr oğullarından aynı nesilden. Enes demiş ki, Ya Resulallah, اَتُكْسَرُ سَنِيَّتُ الرُّبَيِّعِ
Yani Rübeyi halanın ön dişleri mi kırılacak? Hayırdır? Telefon. La vellezî ba'seke bil hakki la tükseri seniyyetuha. Seni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki ön dişleri kırılamaz. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz buyuruyor ki ya enesü kitabullahil kısasu, Allah'ın yazdığı talimat kısastır. Feradiyel kavmu feafev. Bunun üzerine karşı taraf affetmişler ve affetmişler, razı olmuşlar. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz buyurmuş ki İnne min ibadillahi men lev akseme alallahi. Yani insanlardan öyle insanlar var ki Allah için yemin etse le eberrehu. Allah onun yeminini doğru çıkarırdı. Yani demek ki bu Enes İbni Nadr öylesilerdenmiş. Oldu mu? Evet. Geliyoruz bir başkasına. Kâlallahu Teâlâ. Bu da oruçla alakalı. Epey uzun sürecek ayetler, oruç hükümleri. Bu kısas hükümleriydi. Hatırlarsan, yani kasten adam öldürmede kısas vardı. Affedilirse diyet var. Okuduk bunları Mültekadaki hükümlerde. Kâlallahu Teâlâ. Cenab-ı Hak buyuruyor. Ya eyyühellezîne âmenû. Bu da oruçla alakalı. Ey iman edenler. Kütübe aleykumus sıyâmû. Size oruç farz kılındı. Kemâ kütübe alellezîne min kablikum. Sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi. Leallekum tettekûn. Ta ki Allah'ın emir ve yasıklarına uyasınız diye. Peki ne zaman farz kılındı? Biliyorsun fi eyyâmin ma'dûdât gelecek. Değil mi? Yani sayılı günler. O da Ramazan-ı Şerif. An Âişete radıyallahu anha kâlet. Buyurmuş ki Hazreti Âişe. Kâne yevmu âşûrâe tasûmuhu Kureyş'un fil cahiliyeti. Aşura günü, Muharrem'in 10. günü. Kureyşliler cahiliye döneminde oruç tutarmış o gün. Kureyşliler. Ve kâne nebî sallallahu aleyhi ve sellem yasûmuhu. Resulullah da tutarmış. فَلَمَّا قَدِمَ الْمَد۪ينَةَ سَامَهُ اَمَرَ بِسْيَامِهِ Medine'ye teşrif edince Resulullah tutmuş aşura gününü ve emretmiş tutun diye. Teşrif ederken gelişinde şereflendirmek gelmek yani mi? O demek. Tabi teşrif demek şereflendirmek. O kelime çok kullanılır. Evet. Teşrif etmek derler. Büyük insanların gelişine. Mesela büyük bir allame teşrif etti. Yani şeref verdi bize. Ama geldi manasında. Geldi manasında zaten. Sen yavaş yavaş Türkçe de öğreniyorsun ha. Aferin. Felemma nezele Ramazanu, Ramazan gelince kâne Ramazanu el faridata. Ramazan farz oldu. Ve türike Aşura, Aşura günü terk edildi. Fekâne men şâe sâmehu, isteyen artık tutardı Aşura günü. Ve men şâe lem yesuhnu, isteyen de tutmazdı. Geliyoruz yine Ramazan orucuyla alakalı önemli bir şer'i hükme. Bu da önemli. An Selemete radıyallahu anhu kâle. Demiş ki bu zat. Lemma nezelet. Şu ayet gelince. Ve alellezîne yutîkûnehu. Şimdi bu yutîkûnehu iki manası. Bazı alimler la yutîkûnehu şeklinde anlamışlar. Yani güç yetiremeyenler demek. Ama çoğu müfessirler ise şöyle açıklamış. Ef'ale yuf'ilü if'alen. Bu if'al babının elifi izale manasını da ifade eder. Yani ve alellezine yutikunehu, ona takat getiremeyenler demek. Takati zail olanlar. Burada etake babı yani takati zail olanlar manasına. Demek iki manada da oruca güç yetiremeyenler manası. Fidyetün fidye ödeyecek. Ben ödedim mesela. 16 yıl mı oldu ne ödüyorum. Oruç tutamıyorum. Ta'amu miskine. Bir fakiri doyuracak kadar fidye ödeyecek her güne. Yani ben 10 eurodan ödedim. Türkiye'de daha ucuz tabii. Bakara suresi bunu anlatıyor. Kâne men erâde en yuftıra ve yeftediye. Bir kimse yani orucunu bozmak isteyip de yani fidye ödemek isteyenler vardı. Hatta nezeletil âyetülleti ba'deha. Sonra bundan sonra gelen ayet nazil oldu. Fenesehatha. O ayeti
Ha, çok enteresan. Yani ilk Ramazan farz olduğunda orucunu bozmak isteyenler fidye ödemek istiyordu. Orucu bozup fidye ödeyecekler. Ama daha sonraki ayet gelince artık Ramazan'a gelen, Ramazan'ı gören, şahit olan herkes oruç tutsun emri gelince bu sefer onu nesh etti. Şu ayet nesh ediyor ama yeni bir hüküm geliyor. Anlatabildim mi? Yani bazıları güç yetirenlere şeklinde yorumlanırsa böyle. Tamam. Yani güç yetirenler fidye ödeyebilir bir fakirin karnını doyuracak şekilde bir günlük. Ama bu güç yetirenler manası verildiği zaman böyle. Ama benim dediğim şekilde olursa o zaman nesh edilmiş olmuyor bu. Burayı anladın mı? Yani bu önemli bu ayrım. Bu rivayet ona göre. Yani bu rivayete göre biraz sonraki ayet bunu nesh etmiş oluyor. Ama neden? فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ Kim Ramazan ayına, ayıyla yani şahit olursa, görürse oruç tutsun emriyle bu. Halbuki biz bunu nasıl yorumluyor müfessirler? Ya izale manasına yorumluyor, gücü kalmayanlara o şekilde yorumluyoruz. Veyahut da la orada gizlidir diyoruz. İzale gücü kalmıyor manasına. E tabii ya, kaldırıyor, takatini kaldırıyor manasına. Yani bizim verdiğimiz mana bu rivayete göre değil ha. Anladın? Yani İslam'ın başında böyleymiş. Yani Ramazan orucunu yiyip de fidye ödemek isteyenler bunu yapabiliyormuş. Ama ayet gelince anlatabildim. Ama İbn Ömer ve çoğu alimler bu görüşte. Ama Abdullah İbn Abbas ise وَعَلَلَّذ۪ينَ يُتَوَّقُونَهُ okumuş. Anlatabildim mi? Yani engel çıkanlar manasında. Fakat dediğim gibi çoğu müfessirler bunu güç yetiremeyenler benim ilk verdiğim manaya göre değerlendiriyor. Oldu mu delikanlı? Evet, şimdi o yukarıdaki ayet eğer normal mana verirsek onu nesh etti diyen ayeti okuyoruz. Kâlellâhu Teâlâ, Cenab-ı Hak buyuruyor. اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ السِّيَامِ Yani Ramazan gecelerinde size helal kılındı. Çünkü bazıları cinsi münasebet de yasak diye anlamışlar. Oldu mu? Yani çok enteresan. اَرَّفَسُ اِلَى نِسَائِكُمْ Yani hanımlarınızla cinsel ilişkide bulunma size helal kılındı. Öyle bir şey, yasak yok. Çok enteresan. Neden? هُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ Bu ayeti çok açıklamışımdır ben. Hanımlar sizin için bir elbisedir. Eksiklerinizi örtüyor. وَاَنْتُمْ لِبَاسُ لَهُنَّ Siz de onların elbisesiniz. Eksiklerini örtüyorsunuz. Evet. اَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ Eksik örtmek tek bu manada mı yoksa mutlak olarak? Mutlak manada. Tabii tabii, sadece bu manada değil. O da bir eksiklik. Yani bazıları mesela orucum bozuldu diye yani gece farkına varmadan yani cinsi münasebete girip orucu bozuldu zannediyormuş. O da bir eksiklik. Her konuda yani. Birbirinin eksiğini tamamlıyor yani. Bir elmanın iki parçası gibi yani. Tamam mı? Anil berai. Allah Allah. Çünkü cinsel münasebette bulunmak insanı zinadan koruyor. Karşılıklı yani. Çünkü İslam'ın ilk döneminde Ramazan'ın hem gecesi hem gündüzünde harammış yani. Hatta bazı sahabeler gece vakti sıkıntıya düşmüşler. Ömer İbni Hattab bunlardan biri. Anladın mı? Ayet-i kerime var. Onu şimdi okuyacağız. Anlatabildim mi? Şimdi okuyacağız. Anil, bu hadis-i şerif onunla alakalı. Çok manidar. Anil Berâ'i radıyallahu anhu kâle buyurmuş ki لَمَّا نَزَلَ سَوْمُ رَمَضَانَ Ramazan ayı farz olunca, bak buraya farz diyoruz. Nazili inmek demek ne demek? Farz olduğuna dair ayet inince. Bunu nasıl tercüme ediyoruz Türkçe'de? Ramazan ayı farz olunca, Ramazan orucu. Kutibe gibi. Ya, kutibe gibi. كَانُوا لَا يَقْرَبُونَ النِّسَاءَ رَمَضَانَ كُلَّهُ Bütün Ramazan boyunca hanımlarına yaklaşmazlardı. وَكَانَ رِجَالٌ يَخُنُونَ اَنْفُسَهُمْ Bazı kişiler de kendi nefsine hıyanet ediyordu. Hıyanet ediyor yani Ömer İbni Hattab, Kâb İbni Malik çok pişman olmuşlar. Gece cinsel münasebete girmişler.
Feenzelallah. Cenab-ı Hak şu ayeti nazil etmiş. Yine bu da Bakara suresi. Diğerinin devamı biliyor. Yani bir önceki ayetin devamı. Alimallahu. Allah biliyor ki ennekum siz kuntum tehtanune enfusekum. Kendi nefsinize hıyanet ediyordunuz. Fetâbe aleykum. Allah sizin bu şeyinizi, günah yani hatanızı kabul etti, tevbe etti. Ve afa ankum. Yaptığınız günahları affetti. Fel'âne artık beşiruhunne. Hanımlarınızla cinsi münasebete giriniz. Vebtegû mâ keteballahu lekum. Allah'ın sizin için yazdığı ve takdir ettiği şeyleri arayınız. Bu nesil manasına veya başka diğer yani Allah'ın takdir ettiği, müsaade ettiği şeyleri arayın. Evet. Burası böyle. Ya. Gelelim bir başka rivayete. Aynı hadise. Ve anhu kâle. Yine Bera diyor ki kâne ashabun nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberin sahabeleri idâ kâne racülü saimen. Yani kişi oruçlu olunca fehaderel iftaru, iftar yemeği de hazır olunca fename kable en yuftara, enteresan. Yani orucunu bozmadan uyumuşsa lem yekul leyletehu ve la yevmehu. Artık o gece ve gündüzünde bir şey yemiyormuş. Anlatabildim mi? Yani orucun bozulmasın diye. Hatta yumsiye, akşam oluncaya kadar. Şimdi böyle olunca sahabelerden bir kısmı وَاِنَّ قَيْسَبْنَ سِرْمَةَ الْاَنْسَارِيَّ كَانَ سَائِمًا. Bu zat da oruçluymuş. فَلَمَّا حَدَرَهُ الْاِفْتَارُ İftar vakti gelince اَتَمْرَاتَهُ Hanımıyla cinsel münasebete girmiş. Bu Ramazan'da bir kısım alçaklar bunu dillerine doladılar. Yani cinsel münasebet ile iftar olur mu diye bir hoca efendi bunu söyledi. Halbuki dinin bir hükmü yani. Olmuş bu hadise. Yani ne diyelim yani başka tabir kullanamıyoruz. O zaman mahrem tabir olur. Fekale diyor ki Allah Allah. Şey her indeke taamun. Allah Allah. Yemeğin var mı? Kalet kadın diyor la. Hanım yemeğim hazır değil. Velakin antaliku fatlubu leke. Gidip senin için isteyeceğim. Anlatabildim mi? Yani yemek getireceğim yani. Hanımı diyor ki yok yemek. وَكَانَ يَوْمَهُ O gün يَعْمَلُ çalışıyormuş. فَغَلَبَتْ عَيْنُهُ Allah Allah. Burası çok enteresan. فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ Yani gözü kararmış mı diyeceğiz buna? Tamam. Yani gözü kararmış demek yani. Çalışıyormuş, gözü kararmış. وَجَأَتْهُ اِمْرَأَتُهُ Hanımı gelmiş ona. فَلَمَّا رَأَتْهُ Şeyini görünce, yani beyni görünce yani kâlet demiş ki خَيْبَتَ لَكَ Hayırdır yani helak mı olacaksın manasında. خَيْبَتَ لَكَ O demek yani yemekten önce uyudun yani sıkıntıya mı girdin حِرْمَانَ لَكَ Yani bir şey yani oruçtan mı mahrum şeyden uykudan mahrum kaldın onun için mi? Anladın değil mi meseleyi? Felemmen tasafen naharu gündüzün yarısı olunca huşiye aleyhi sanki bayılır gibi olmuş. Anlatabildim mi? Bayılır gibi olmuş. Fezikire zalike linnebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu durum peygamberimize anlatılmış. Yani adam gece boyu bir şey yememiş yani. Öyle zannediyorlarmış. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ Bunun üzerine bu ayet nazil olmuş. Allah Allah. اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ اَرَّفَثُ اِلَى نِسَائِكُمْ Yani oruç geceleri sizin için hanımlarınızla cinsel münasebete girmek helal kılınmıştır. فَفَرِحُوا بِيَا فَرَحًا شَدِيدًا Çok memnun kalmışlar. Bunu okumuştuk. Ama devamı da gelmiş. وَكُلُوا وَشْرَبُوا Gece de yiyip içebilirsiniz. Hatta yetebeyyene lekumul haytul ebyadu minel haytul esvedi minel fecri. Ta ki fecirden fecir oluncaya kadar, fecri sadık doğuncaya kadar. Yani onu bir Kur'an-ı Kerim tabirle ifade ediyor. Yani beyaz iplik siyah iplikten ayrılıncaya kadar. Burada beyaz iplikten kasıt tam fecir doğuncaya kadar. Anlatabildim mi? Yani manası bu. Manası bu. Çok önemli bu.
Yani ilk dönem sabaha kadar yemek yok mu? Tabii işte öyle anlamışlar. Böyle olunca bu ayet açıkça beyan etmiş yani. İşte öyle bir şey geliyor mu? Tabii tabii ilk dönem öyle zaten. İslam'ın ilk döneminde yani şahsın uyumasına kadarmış yani şey. Öyle. Enteresan. İlk dönemde ya öyle anlamışlar yani. Adam da uyumuş iftar sırası. Hiçbir şey yiyememiş sabaha kadar. Gündüz bayılmış. Böyle oluyor. Tabii. Evet, manidar yani bu. Tabii Abdülaziz Bayındır gibi bir kısım serseriler, serseri diyorum. Çünkü bunlar ne kadar İslam alimi bilemiyorum. Efendim işte aynen bu ayeti zahiri manasına alıyor. Böyle bakacaksınız demiş. Siyah iplikle beyaz iplik birbirinden fark edilemiyorsa sabaha kadar yiyebilirsiniz şeklinde yani. Rahmetli annem yapardı. Ben biliyorsun söylediğim gibi 6 yaşında tüm Ramazan'ı tutmaya başlamışım. 5 yaşında da yarısından fazlasını. Annem gider perdeyi kapatırdı. Evladım daha beyazlaşmamış derdi. Tabii çocuğuz da 5 yaşında çocuk. Ye ye çünkü sahura kalkamamışım. Ye ye daha şey olmadı derdi. Annem kadar bile şey değiller, alim değiller bu. Bir kısım aklı eksik ilahiyatçılar. Bu tamamen Fecr-i Sadık'la Fecr-i Kazib'in birbirinden ayrılması. Neyse, anlaşıldı değil mi? Fecr-i Kazib değil yani. Evet, bir bakalım neredeyiz? Evet, okuyalım, biraz daha okuyalım. Tatlı bir hatıra. He? Tatlı bir hatıra. Evet, tatlı bir hatıra. Annemin rahmetlinin ümmiydi. Ne eskimez yazıyı, ne yeni yazıyı bilmezdi. An Adi İbni Hatim'in radıyallahu anhu kâle. Demiş ki, kultu ya Resulallah. Dedim ki ya Resulallah. Mel khaytul ebyadu minel khaytil esvedi. Ehuma el khaytan. Nedir bu beyaz iplik, siyah iplik? Yani bunlar iki iplik parçası mı? Kâle diyor ki, innehu le'aridul kafa in absalte el khaytayni. Sen kafan fazla çalışmıyor. İki ipi gördüysen, yani anlatabildim mi? Böyle iki ip olarak görüyorsan bunu, Abdülaziz Bayındır gibi, taşa tabii bu Adi İbni Hatim büyük bir sahabe, senin kafan çalışmıyor. Aridül kafa, biliyorsun nedir bunun adı? Nedir? Kinaye bu. Hem de telvih. Arit ne? Yani arit demek geniş demek. Kafa demek boynun kalın, arkası boynunun arkası kalın. Kafa okuduk ya. Boynu kalın olan anlamıyor ki şişmanlamış. Derdi yok adamın. Boynu kalın. Bu kinaye ya. Kinayeye misal işte bu. Telvihe misal hatta. Kinayenin de en ağırına. Sümme kale. Sonra Resulullah buyuruyor ki la iki iplik değil. Bel huve sevadul leyli ve beyadun nahari. Buradan kasıt gecenin siyahlığı ve gündüzün beyazlığıdır. Halbuki Bukhari ve Müslüm dahil 5 kütüb-ü mukaddeseden, kütüb-ü sitteden 5'i rivayet etmiş. Yani Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai dahil. Hocam burada kafa ne manadaydı? Ulan ense ya. Ha böyle senin ensene bir tokat vursam anlarsın. Bir daha unutmazsın. Aridül kafa ne demek? Güzel kardeşim var ya. Anil Bera'i radıyallahu anhu kale. Buyurmuş ki Bera Hazretleri. Kânu ize ahramu fil cahiliyeti. Allah Allah. Bu da ayrı bir dert. Cahiliye dönümde ihrama girdiklerinde. Bu da çok önemli. İyi dinle. İhrama girdiklerinde. Etevul beyte min dâri. Yani Beytullah'a arkasından gelirlermiş yani. Arka kapılardan. Fenzelallahu Teala Cenab-ı Hak da bu adetin lüzumsuz olduğunu yani ihrama giren normal kapıdan da girer yani. Belki de o zaman iki kapı vardı, anlatabildim mi? Yani böyle şimdiki gibi şu kapı bu kapı Babüsselam falan yok tabii yani. Öyle düşüneceksiniz. Bugünkü gibi olursa fark etmiyor çünkü. وَلَيْسَلْ بِرُّ بِاَنْ تَأْتُلْ بِيُوتَ مِنْ ذُهُورِهَا. Ha, kendi evlerinin arkasından geliyorlarmış. Sadece Beytullah değil. Yanlış mana verdim. Ulan ak gündüz kafan çalışmıyor. Ne yapalım? Yani haca gittiklerinde Araplar, Kureyş hariç bundan veya Umre'ye gittiklerinde eve dönünce evlerine kapıdan girmiyorlarmış.
arkasından bir delik delip oradan giyiyorlarmış. Ulan. Ve bunun iyilik olduğunu kabul ediyorlarmış. İyi bir hayırlı amel yani. Cahiliye dönemi. Uğurlu olsun de. Ha? Uğurlu olsun. Ha, aynen öyle. Bunun üzerine Kur'an-ı Kerim cevap veriyor. وَلَيْسَ الْبِرُّ مِنْ تَأْتُ الْبِيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا. Yani evlerinin arkasından delik delip de girmek asla iyilik değil. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اِتَّقَى. Yani Allah'ın emir ve yasaklarından kaçınan işte iyilik odur. وَأْتُ الْبِيُوتَ مِنْ اَبْوَابِهَا. Evlerinize normal kapıdan gelin. كَانَتِ الْاَنْسَارِ. Bak bunlar Kureyş değil. Yani ensar اِذَا حَجُّوا فَرَجَعُوا. Haca gidip de döndüklerinde lem yedhulul buyute illa min duhuriha. Evlerine arkalarından bir şey, bir delik gibi bir yerden girerlermiş. Fecae raculun minel ensari fedehale min babi. Ensardan biri gelmiş ama hacdan. Normal kapıdan girmiş. Fakile lehu fi zalike. Bu konuda onun hakkında dedikodu edilmiş. Bak cümlelere dikkat ediyor musun? Fakile lehu fi zalike. Yani bu konuda ona bir şeyler denmiş. Yani ne demek? Dedikodu edilmiş. Yani niye arkadan gelmedin de önden geldin? Kelimelere dikkat edeceksin yani. Tercüme önemli. Bazen benim de kafam çalışmıyor. Yanlış mana veriyorum ya. Fenezelet hadil ayetu. Bu ayet o zaman nazil olmuş. Bir sonraki ayet uzun. Tamam. Onun için burada bırakıyoruz. Hem de hükümle alakalı ayetleri okuduk. Çok tatlı bir şey. Öyle mi? Var mı bir itirazın senin? İstersen itiraz et, değil mi? Ya hoca bitirdi. Hoca bitirdi. Ya